Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üme katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçe'miz Süper Lig'de hemen hemen son yıllarda rastladığımız şekilde yine Trabzon deplasmanında 10 kişi bırakıldı ve yine bir şekilde maçı kaybetti. Ben bu maça ilişkin size enteresan bir şey sunacağım. Enteresan bir video izleteceğim ve Muhtemelen video başlığına Trabzonspor Fenerbahçe maçında skandal mağlub iken galibiyete hazır olun diye bir başlık atıp size bu maçta Fenerbahçe'nin aslına bakarsanız galibiyetini anlatacağım arkadaşlar. Hocam kural hatasım var, sıkıntım var, şu mu var, bu mu var? Arkanıza yaslanın, dinleyin arkadaşlar. Enteresan şeylere hazır olun. İlk olarak teknik direktörümüz Jorge Jesus'un Trabzonspor maçının değerlendirmesini baz alacağım arkadaşlar. Şunu belirteyim. Şunu özellikle belirteyim. Yani bizim için asıl olan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe dışında asıl olan bir şey yoktur. Yani bu şeye ilişkin. Yanlış anlama Yoksa tabii ki de asıl olan vatandır. Sonra Fenerbahçe'dir. Sonra yine vatandır deriz. Ama şu an anlatmak istediğim haberde asıl olanın Fenerbahçe olduğunu net bir şekilde anlayacağınız arkadaşlar. Teknik direktörümüz Jorge Jesus Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşu açıklamalarda bulundu. Genel bir basın toplantısında yaptı. Orayı da dinledim. Bu açıklamaları da dinledim. Şimdi eleştirdiğim zaman bana çıkıp da niye eleştirdin demeyin diye söylüyorum. Aslı olan Fenerbahçe'dir. Yoksa başka bir şey söylemek istemiyorum. Ama dile getirmek istediğim çok çok farklı şeyler var. Fakat neresinden başlayacağımı ben de bilmiyorum. Jesus'un konuşmasından başlayalım. Özet bir şekilde bitirelim arkadaşlar. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Evet Jesus yani biliyordun ki sahaya çıkan 11 sanki Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyor gibi bir 11'di. Bu kadar sıkılmaya gerek var mıydı? Bu kadar tedbir almaya gerek var mıydı? Bilmiyorum. Trabzonspor'un da ligin ilk sırasında olma hırsı ve hedefi var demiş. Ya onlar isterse gerek yok direkt olurlar. Trabzonspor geçen senenin şampiyon yapılmış takımı. Güçlü bir rakip. Aslında maç 11-11 oynanıyorken daha iyiydik. Maç hiç 11-11 oynanmadı da neyse daha iyiydik diyor. İlk yarıda iki takım adına da dengeli bir oyun vardı. Ferdi ve Joshua King ile girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Arkadaşlar burada kastettiği şey şu. Yani kalesinde pozisyon gören takım Trabzonspor'du diyor. Ee, Hatırlayacağınız üzere Ferdi Kadıoğlu'yla hani Ferdi Kadıoğlu'nun Bireysel yeteneğiyle ceza sahasına girip sağ çapraza çekip açıyı daraltıp çektiği bir şut var. Savunmanın kornere çeldi. Bir de Joshua King'in direkten dönen topu var. Onu söylüyor. Kırmızı karttan sonra bizim için her şey değişti. Eksik kaldıktan sonra dengeyi yakalayamadık. Bu kırmızı kart üst üste gördüğümüz üçüncü kırmızı kart oldu. Ligde toplamda 5 kırmızı kart gördüğümüz maç var ve bugüne kadar aldığımız bütün mağlubiyetler hep bir kişi eksik olduğumuz maçlar. Şimdi Jesus sanki bahanelerin arkasına sığınmış izlenimi verdi bana. Bu açıklamasından sonra. Niye? Ya biz de farkındayız. 10 kişi kalınan maçlarda alınan mağlubiyetin. Biz de farkındayız. Ee, bu olayların. Ama farkında olmadığımız şey şu. Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin sahaya bu şekilde çıkması ve e, maça etki edememesi daha çok konuşulması gereken şey değil mi? Jorge Jesus adına. Ben düşünüyorum. İşin içinden çıkamıyorum. O kadar çok şey var ki konuşulması gereken. Devam edeyim. Maçın hikayesi bu şekilde demiş. Onlar bir kişi fazla oynamanın avantajını iyi kullandılar. Bizim için kırmızı kart sonrası oyun daha zordu demiş. Ee, dedi de. Kırmızı kartla ilgili hani Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada hem Crespo'yu hem de Batshuayi'yi oyundan çıkaracaktık diyor. Biz de şunu soruyoruz taraftar olarak. Yani futbol sever olarak taraftar olarak niye o dakika? Ya niye o dakika? 57. dakika. Niye 57'ye kadar beklenildi? Kırmızı kart durumu bizim için bir problem. Aramızda pek çok defa konuştuk fakat bu durum gerçekleşmeye devam ediyor. Bu teknik veya taktik bir problem değil ama olumsuz oluyor. Sağda bir kişi eksik olmak ölümcül oluyor. Kırmızı kart gördüğümüz zaman maç daha da zor hale geliyor diyor. Düzenlenen basın toplantısında ise maçın iki farklı kısmı var. Bir 11-11 oynanan kısım. Bu kısımda Fenerbahçe gole daha yakın taraf. İlk 45 dakikasında kalesinde tehlike gören taraf Trabzonspor diyor. Kırmızı karttan sonra işler değişti. Hatta biz ikinci golü yediğimizde Gustavo ileride forvet gibi oynuyordu diyor. Bizim için önemli olan nokta son üç maçta 3 kırmızı gördük. Yani aldığımız muhalifiyetlerin hepsinde bir kişi eksiktik diyor. Ben açık söyleyeyim. Bana kimse darılmasın. Biz Beşiktaş maçında kırmızı kart görmedik ama berabere kaldık. O maç Fenerbahçe ruhsuzdu. Konya maçında kırmızı yedik yenildik ama o maçta Fenerbahçe ruhsuzdu. Ya emin olun o maçta Fenerbahçe gol bile atsa illaki bir şekilde yerdi. Biz Giresun maçında 2-1 yenildik. 1-0 öndeyiz. Giresun kalemize gelemiyor. Lan sanki al da at diye Serdar Aziz pas çıkarttı. Al da at hani. Hadi buyur. Bu gol de senin olsun dercesine. Bir tek Dinamo Kiev maçında hırslıydık, iyiydik. Hatta kırmızı yedik ama maçı uzatmalara taşıyan golü de bulduk. Fakat uzatmalarda saçmaladık. Onun dışında da düşünüyorum. Yani şey nedir? İsmail'in Şampiyonlar Ligi elemesinde gördüğü kırmızıdan itibaren bunu aramızda konuştuk diyor. Bak ben şuraya takıldım. Bazen oyuncuların duygusal dengesini kaybetmesinden dolayı bu olaylar kaynaklanabiliyor. Bakın şu cümle sihirli. Bazen de hakemler Fenerbahçe oyuncularına kırmızı kartı kolay gösterebiliyorlar. Şüpheli pozisyonlarda hemen kırmızıya başvuruyor biliyorlar. Kırmızı kartların daha net, daha kesin pozisyonlara verilmesi gerektiğini düşünüyorum diyor. Burada diyor ki hani ben Batshuayi'nin yediği kırmızıdan şikayetçiyim diyor. Ca Pedro'nun yediği kırmızıdan şikayetçiyim. Bunlar haklı kırmızılar değil diyor. Bugün bir maç kaybettik. Bu haftaki maçlar tamamlandığında liderliği kaybedecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz diyor. Yani ee, puan kaybı sonrası ligdeki hedeflerinde gerileme var mı? Hakemler etki ediyor mu diyor. Yani Fenerbahçe bu sezon ligin çoğu haftasında liderdi. Bunu hakkıyla yaptı. Oynamış olduğu güçlü oyunla yaptı. Tekrarlıyorum bu sezon aldırmış olduğunuz bütün mağlubiyetler bir kişi eksiyiz diyor. Şüpheli pozisyonlarda hakem rakiplerden yana tavır takınıyor diyor. Trabzon güçlü bir takım diyor. Bugün güzel atmosfer vardı. Trabzon taraftar takımların galip gelmesine yardımcı oldular diyor. Hakemi de mi dahil ediyor acaba buna? Falan filan. Galatasaray nasıl bir sonuç alacak bilmiyoruz diyor. İnşallah Galatasaray rezil bir sonuç alır da. Yani zannetmiyorum imkan yüzde bir bile ihtimal vermiyorum da. İnşallah rezil bir sonuç alır da. Biz kendimizi unutup bunlara takılırız diyeceğim ama herkes bizimki kadar şey mi? Her takım muhakkak puan kaybedecektir. Avrupa'da son 16 turundayız. Ligde şampiyonluk için savaşıyoruz. Bu mağlubiyet bizim mental anlamda gücümüzü etkilemeyecek. Sadece 3 puan kaybettik diyor. Bunlar olabilir. Şimdi maça dönelim. Altay Bayındır'a 7.1 veren Sofa yetkililerine buradan selamlarımı gönderiyorum. Altay Bayındır 10 üzerinden 10'luk top oynadı. Kaç tane kurtarış yaptı. Bak alt pencerede açayım. 5 kurtarışa imza atmış kaleci. 5 kurtarış. <laughs> Hava topuna bir kez çıkmış almış. Ceza sahası içinden atılan şutlarda 4 kurtarış yapmış. 32'de 21 pas isabeti. Kaybettiği 11 pas isabetinin 11'de uzun topta. <laughs> kazanılan ikili mücadele 1'de 1 bir diyor. Yapılan faul 1 diyor. Böyle bir kaleciye 7.1 vermişsiniz. Serdar Aziz 6.8 almış. Merak ettim. 70 dakika oynamış. 5 uzaklaştırma, 1 engellenen şut, 1 pas arası, 2 top çalma, 1 geriye koşu. 5'te 3 kazanılan ikili mücadele, 1'de 1 bir hava topu kazanma, 9 top kaybı. 9 top kaybı arkadaşlar. Faul 1, yapılan faul 1, 37 kez topa dokunmuş. 25'te 17 pas isabeti. 8'de 3 uzun pas isabeti. Yani 5 tane topu burada götürmüş. 3 tane kısa pas hatası var. Çok kötü. Gustavo Enrique. 90 dakika oynuyor. 5 uzaklaştırma. 3 engellenen şut girişimi. 3 pas arası. Geriye koşu yok. Top çalması yok. 1'de 1 kazanılan ikili mücadele. 6'da 4 hava topu mücadelesi kazanma. 8 kez top kaybı yapmış. Hiç faul yapmadan maçı tamamlamış. Bu kadar temassız oynarsam kendisine bir kez faul yapılmış. 29'da 22 isabetli pas. 7'de 2 uzun top isabetli. Demek ki iki tane de kısa pasta sıkıntısı var. Atilla Salahi. Maçta hiç yok gibi durdu. 90 dakika oynadı. 4 uzaklaştırma. 2 pas arası. 1 geriye koşu. 2'de 1 kazanılan mücadele. Kazanılan hava topu 2'de 1. 15 top kaybı arkadaşlar. 54'te 41 pas isabeti uzun pas isabeti 9'a 3 yani 6 tanesi, e, uzun top hatası 7 tanesi, kısa top hatası, kısa pas hatası çok kötü. Crespo 5.5 vermişler 57 dakika. 34 kez topla buluşmuş. 20'de 14 pas isabeti arkadaşlar ve hiç uzun top değil. Hepsi kısa pas. Bakın çok kötüymüş Crespo. Gecenin en kötüsü. Kazanılan ikili mücadele 11'de 4. Orta sahayı biz vermişiz maçın içinde. Kazanan hava topu 3'e 2 bak. 11'e 4 ne demek ya? Top kaybı 12 Crespo'nun. Top sürme girişimi 1'de 0. Başarısız. 4 faul yapmış kendisine 3 faul yapılmış. Uzaklaştırma 1. Pas arası 1. Top çalma 1. Geriye koşu 1. Arava'ya bakalım. 90 dakika 68 kez topla buluşma. 49'da 39 pas isabeti. 4'te 3 uzun top isabeti. Yani 9 tane kısa pasta hatası var arkadaşlar. Önemli pas 1. Orta isabeti 1'de 1. Kaleyi bulmayan şut 1. 12'de 6 ikili mücadele kazanma. Yani Arao Crespo ikilisi çökmüş. Hava topunda 5'te 4. 12 top kaybı. 3 faul yapılmış. Kendisine 3 faul yapılmış. Uzaklaştırma 2. Pas arası 2. Top çalma 3. Geriye koşu 2. Biz aslında maçı orta sahada kaybetmişiz. Bu <laughs> da net göstergesi. O sahi 6.5 vermişler ama ben bu maç üzerinde o sahayı çok beğendim. 86 dakika sahada kalıp 29'da 24 pas isabeti, uzun top hiç yok. 5 tane kısa pas isabetsizliği var. Pardon, bir tane orta isabeti denemiş, o da isabetsizmiş. 5'te 1 kazanılan ikili mücadele. Bakın, ikili mücadeleye bakın. 5'te 1. Sanki daha fazla gibiydi ama 5'te 1'miş. Kazanılan hava topu 2'de 1, top kaybı 10, faul 2, yapılan faul 1, uzaklaştırma 6, pas arası 3. Ferdi Kadıoğlu. Bence sahanın en iyilerinden biriydi. 90 dakika. 31'de 22 isabetli pas. Uzun top isabeti 2'de 1. Orta isabeti 3'de 1. Yani 6 tane kısa pas hatası var. Kaleyi bulmayan şut 1. Engellenen şut 1. Top sürme girişimi 5'te 0. Trabzon savunması Ferdi'yi iyi kapatmış. Kazanılan ikili mücadele 13'te 6. Kazanılan hava topu 2'de 1. Top kaybı 21 arkadaşlar. Yapılan faul 3 kendisine. Kendi hiç faul yapmamış. yani Isırgan oynamamış. Uzaklaştırma 4. Pas arası 2. Top çalma 3. İrfan Can, Joshua King ve Batshuayi'de <laughs> nasibin alsın. Joshua King 86 dakika. Kaleyi bulmayan 2 şutu var. Biri direkt biliyorsunuz. 13'te 9 pas isabeti. Ki 4 tanesi kısa pas. Kazanılan ikili mücadele 8'e 1. Kazanılan hava topu 7'ye 2. Top kaybı 11. Anladınız mı arkadaşlar? 8'de 1 ikili mücadele kazanan futbolcudan İrfancan 69 dakika kaleyi bulmayan bir şutu var. Top sürme girişimleri 3'te 0. 3'te 0 arkadaşlar. 20'de 11 pas isabeti. Ki 2 tane orta denemiş, ikisi de isabetsiz. 7 tane kısa pas hatası. %55 pas yüzdesinden önlemiş. Kazanılan ikili mücadele 10'da 3. Kazanılan hava topu 2'de 2. Top kaybı 18. Bir kez de o düşmüş. Bir uzaklaştırma, iki top çalma, bir geriye koşun. İrfan da rezalet. Batshuayi'ye dönelim. 60 dakikada ne yapmış? İsabetli şut zaten yok. Kaleyi bulmayan şut da yok. Engellenen şut 2. Top sürme girişimi 7'de 3. Yani Batshuayi gol atmamak için direndi bir nevi ya. Ceza sahasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Resmen direndi yani ben gol atmayayım diye. 14'te 10 pas isabeti. Ee, onda 3 ikili mücadele kazanma. 5'te 0 hava topu. Bakın 5'te 0. Top kaybı 13. 2 kez offside'a düşmüş. Yani neresinden tutarsan tutur. rezil bir Fenerbahçe var sahada. Hakem şöyle hakem böyle biz 10 kişi kalmasak iyiydi koştuk. Jesus çıksa desek ya arkadaş bize dediler ki siz bu maçı kaybedin. Biz razıydık dese ben gene okuyayım. Mert Hakan Yandaş 16 dakika sahada kalmış. 10 da 6 pas isabeti, 2 de 0 uzun top isabeti. Yani 2 tane kısa pas, 2 tane uzun pas hatası. Kazanılan ikili mücadele 5'te 4. Anladınız mı arkadaşlar? 5'te 4. Dedim ya Trabzon deplasmanda çık 4-2-3-1. Oynat Mert Hakan'ı merkezde. Mert Hakan Crespo Arao yap. King'e at kanada. Ferdi'ye at sol beke. Sağda İrfan. Onun arkasında o sayede Sen zaten orta sahayı kazandığın anda maçı kazanırdın. 4'te top çalmış Mert Hakan 16 dakikada. Bakın 4 top çalma 5'te 4 ikili mücadele kazanmaya inanabiliyor musunuz? Böyle bir istatistik. Lincoln 30 dakika oynamış. Bak 2'de 0 orta isabeti. 2'de 0 uzun top isabeti 4. Kısa paslarda hatası yok. 3'te 2 kazanılan ikili mücadele. 11 top kaybı yaşamış. Kendisine iki kez faul yapılmış. Anlayın diye söylüyorum. Bak, oyuna sonradan girenlerdeki istatistiğe bakın bir de oynayanlara. Emre Mor 20 dakika. 4'te 7'de 4 isabetli pas. 1'de 0 orta girişimi. 4'te 1 top sürme girişimi. 6'da 2 kazanılan ikili mücadele. Bir tane uzaklaştırması var. Rossi 86'da oyuna giriyor. 16 dakika uzatmalarla birlikte. Eee top sürme girişimi 0'da 0 diyor. Dokunuş 4, 2'de 2 pas isabeti. Bakın 16 16 dakikada 2 top kaybı. Başka bir şey yok. Yani niye oynandığını o da anlamadı. Valencia 21 dakika 6'da 5 pas isabeti, 3'de 1 kazanılan ikili mücadele. Kazanılan hava topu 5'te 1, top kaybı 3. Paul yapmış 2 kez, bir kez de kendisine yapılmış. Bir kez de topu uzaklaştırmış. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe bu maçı bir kere iyi hazırlanmamış. Hiçbir şekilde iyi hazırlanmamış. 8'de 0 toplam isabet. Bunu hakeme yoramazsın. Kaleyi bulmayan şut 5, engellenen şut girişimi 3. E, rakibin hani e, birçok şeyi var. 5 sarı kart görmüşsün. Rakip 4 sarı kart görmüş. Ha, görmesi gereken kart da var. Rakibin 3 tane kaçırdığı, yani yakaladığı büyük şans var. Kaçan 2 tane büyük fırsatı var. Anlatabiliyor muyum? İki tane kontrol atakta iki şutu var. Biri gol oldu. Birini zaten kaleci çıkarttı. Neresinden bakarsan bak. Rakibin kalecisinin kurtarışı sıfır. Sıfır kurtarışta maçı bitirmiş. Sen beş kurtarışta kaleci maçı bitirmiş. Bir şeyleri hakeme bağlıyoruz. Attığımız işte yediğimiz ilk golde offside vardı. Hakemler işte üstünü kapatmaya çalıştı. Kabul. İşte ilk yarı bakazetas sarı kart yemesi lazım. Crespo yiyorduk. İşte Crespo e, yiyince bakazetas yemedi. Kabul. Hakemin üçlü katkısı, beşli katkısı kabul ama her şeyi bırakıp kendimize odaklanalım. Arkadaşlar bu maç tekrar falan edilmeyecek. Hakemin etrafını sardılar hocam. O anda sarı kartı olan futbolcunun ikinci sarı iyi batılması lazımdı. İşte kural hatası olmaz mı? Senin deyiminle rakip 10 kişi kaldığı anda kural hatası olmaz mı? Mantık olarak olur. Mantık olarak mesela sarı kartı olan futbolcu hakeme itiraz etti. Kural gereği sarı kart görmesi lazım. Verilmiyor. Muhakem hatası. Ama yüz görmesi lazım. Var buna karışacak dese. Var yine vermese. Bu da hakem hatasına giriyor. Fakat ikinci sarıyı verdi ama kırmızı vermedi. Oyun devam etti. Bu kural hatası oluyor. Yani maçta kural hatası yok. Hakem hatası var. Hem de bir sürü var. Ama bu maçtan çıkaracağımız sonuç bu değil. Ben şimdi toparlıyorum. Eğer bu maçta mağlub iken galip olmak istiyorsak... 1- Bu maçın tesirinden hemen kurtulacağız. 2- 2- disiplini elden bırakmayacağız. 3. Ligin dengeleri artık takımlar birbirine yakıştı, yaklaştı. Artık kimse hakem hakkında şu hakkında, bu hakkında da konuşamayacak. İşimize odaklanacağız. 4. Mart ayına kadar Avrupa fikstürümüz yok. 5. Ligde gidebileceğimiz en zor deplasmanlar. Trabzon deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı, Konya deplasmanı, Galatasaray deplasmanı. Biz Galatasaray deplasmanında zaten kazanırız onu saymıyorum. 3 tane en zor deplasmana çıktın. Ne yaptın? 2 mağlubiyet bir beraberlik aldın. Okey. Kabul. Bunca yıldır Fenerbahçe ne yapardı? Gider derbilerde merbilerde boyun eğmez. Yenerdi. Gidip ligin son sırasındaki saçma takımlara kaybederdi. Oo, maç sezon biterdi. Fenerbahçe bu mağlubiyeti galibiyete çevirmek adına bu maçın tesirinden kurtulacak. Önündeki fikstür avantajına bakacak. Fikstüre e bakacak. Maç maç gidecek. Hani arka arkaya oynayacağımız maçlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi bana diyebilirsiniz ki hocam ya Galatasaray maçı var şöyle böyle. Velev ki bugün Galatasaray kaybetti inşallah. Zannetmiyorum da kaybetti diyelim. Al sana bu maçı galibiyete çevirecek bir şey. Hatay'la salı günü evindesin. Antalya'yla deplasmandasın. Galatasaray'la evindesin. Geçtim onu bunu şunu. Onu bunu şunu geçtim. Ardından Gaziantep deplasmanındasın. Sonrasında Rize Spor'la Türkiye Kupası maçındasın. Onu bunu şunu geçtim. Sen haftada iki maç oynamaya alışkın bir takımsın. Sen haftada iki maça alışkın bir takımsın. Galatasaray'a alışkın değil. Galatasaray'a alışkın değil. Değil. Sen Hatay maçına çıkacaksın. Galatasaray iki gün sonra bilmem şey maçına çıkacak. Sen Antalya maçına çıkacaksın. Bir gün sonra falan Galatasaray başka maça çıkacak. Sonra sen evinde Galatasaray'a oynayacaksın. Yani 3 maç arka arkaya. Sen de 3 maç kazansan Galatasaray'da e, bu haftaki dahil 3 maç kazanmış olsa sen 3. hafta sonrasında Galatasaray'ı psikolojik olarak altına almış olacaksın. Yani Trabzon maçında lig bitmedi. Yıllardır bize bunu yaşatıyorlardı. Lig bitti diyorlardı. Hadi Fenerliler evinize diyorlardı. Siz de buna inanıyordunuz. Bunun da, da hem fikiriz. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi diye saymıyorum. Fenerbahçe artık acil bir şekilde sistem değişikliği yapmalı. Nasıl sistem değişikliği? Ya zor takımlar, zor deplasmanlar, üçlü oynayayım değil. Benim oyunum bu. Ben bu oyunu kabul ettireceğim. Saha dizilişimi şöyle göstereceğim, böyle göstereceğim demek zorunda. Maç başlamadan bize verilen, bana verilen, Fenerbahçe TV'ye verilen kadroya bakın. Dörtlü savunma gözüküyor. Atilla Salahi sol bek gözüküyor. Ben diyordum ne gerek var? Mesela şöyle bir kadro olsaydı Atilla Salayi, Serdar Aziz sol bekte Lincoln önünde Ferdi olsaydı kimsenin gıkı çıkmazdı. Mesela son İstanbul maçı yani o maçtaki futbola bakıyorsun dört hazırlık maçı'nı kazanmış Fenerbahçe'ye bakıyorsun şiir gibi top oynuyor bu maçta benliğini unutmuş bir Fenerbahçe var. İnsanın aklına çok çeşitli şeyler geliyor ama dile getirmek istemiyorum. Ee, söylemem zaten bunları. Hadi bir, şey yapalım. Galatasaray eğer puan kaybederse 2 %0'ın altında. Puan kaybederse o canlı yayında bu söylemediğim şeyi söyleyeceğim. Tamam mı? Onda da en fikirleşelim. Uzun lafın kısası. E, Jesus'a sahip çıkalım. Yok aklı Brezilya'da yok gidecek şu bu diyenlere aldırış etmeyin. Bu takımı birkaç maç önce birkaç hafta önce yani maç haftası önce 103 golü kesin geçer. Şöyle böyle pohpohladılar. Siz de izlerinden gittiniz takip ettiniz. Hata biraz da sizde var. Bugün de bu takım saçmaladı. Kabul mü? Kabul. Trabzon çok mu oynadı? Hayır. Fenerbahçe çok mu kötüydü? Evet. Başakşehir Galatasaray'dan 7 7 mi arkadaşlar? 7. Ben size bir şey söyleyeceğim. Dünkü Fenerbahçe'de Trabzonspor'dan 7 yiyebilir miydi? Yiyebilirdi. 5 kurtarışı var Altay'ın. Demek ki neymiş? Gününde olmazsan rakibi küçümsersen ya da rakibi çok büyük görürsen başına her şey gelebilir. Biz bu maçın üstüne süngeri çekip oturup adam akıllı düşünüp işimize bakmak zorundayız. İster kanala abone olun ister olmayın. Ya ama hocam hakemin hiç mi suçu yok? Hocam Cesus'un hiç mi suçu? Hepsi bir bütün. Hepsi bir bütün. Hepsinin bir suçu var. Fenerbahçe takır takır futbol oynayıp da hakem tarafından durdurulmadı ki. King'in direkten dönemine çıkın. Çıkın. Ne kaldı Fenerbahçe'den geriye? Maçı da 57'de bitirin. Ne kaldı geriye? Ne kaldı geriye? Bana onu söyleyin. Geriye ne kaldı? Ya ne kaldı geriye? Hiçbir şey kalmadı. Biz ne izledik hocam? 57. dakikada hakem Crespo'ya kırmızı vermek yerine maçı 0-0 bitirdim dese Jesus sevinirdi. Anladınız mı demek istediğimi? Yani çok konuşmanın, boş konuşmanın hiçbir lüzumu yok. Giden gitti, puan gitti, maç gitti. Bundan sonra eğer niyetimiz şampiyonluksa, eğer niyetimiz başarıysa bundan sonra gözümüzün önüne bakmak zorundayız. Ha maçta hakeme ilişkin en tuhaf şey mesela Batshuayi'nin yediği sarı karttı. Crespo'yu mesela Batshuayi yiyecekti. O da ayrı bir meseleydi ama dediğim gibi hakemi şunu bunu bırakalım. Biz kendimize bakalım. Kendimize bir odaklanalım. Nerede hata yaptığımızı bir anlayalım. İnşallah anlayabiliriz. Eğer zaten nerede hata yaptığımızı anlarsak siz bakın bakalım o zaman yolun çizgileri ne hale bürünüyor. Ne hale geliyor? Fenerbahçe sadece maç kaybetti arkadaşlar. Ligde kaybedilecek çok fazla maç var. Ligde kazanılacak da çok fazla maç var. Başımızı öne eğmenin lüzumu yok. Yani e, karalar bağlamanın lüzumu yok. Yıllardır aynı şey yaşanıyor. Trabzonspor maçından sonra Fenerbahçe yok ediliyor. Yok oluyor. Hem taraftarı sayesinde hem rakipler sayesinde. Bakalım bu maçtan sonra ne olacak. Ama gördüğüm kadarıyla şunu söyleyeyim. Eleştiriler içe doğru olmaya başlamış. Salı günü Hatay maçının olması bizim için bir avantaj. Bakın iki üç tane şey lazım bize. Galatasaray inşallah puan kaybederse 1. Fenerbahçe Hatay'ı yenerse 2. Bütün şeyler hani sezon bitiyor ya Trabzon maçında genelde. Sezon tekrar başlar. İnşallah da böyle olur arkadaşlar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için, videoyu beğendiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bizim kanalımız özgür bir kanal. Düşüncelerinizi kimseye hani e, sataşmadan, küfürlü, kötü söz konuşmadan tabii ki de yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.